MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bugünkü hadsiz açıklamaları üzerine bu basın açıklamasını, bu basın toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Devlet Bahçeli, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e hitaben aklını başına almazsa sokaklarda yürüyemeyecek diye beyanda bulunmuş. Sayın Devlet Bahçeli'ye şunu söylemek isterim ki bizim aklımız başımızda, vatan sevgisi de yüreğimizde Sayın Devlet Bahçeli. Bunu test etmeye ne senin vatanseverliğin, ne kalibren, ne de kapasiten yetmez. Bunu bilmeni isterim. Bunun dışında Sayın Devlet Bahçeli bir siyasi parti genel başkanı gibi değil, bir mafya babası gibi konuşarak adeta suç işlemektedir. Ana muhalefet genel başkanını mafya ağzıyla tehdit eden Sayın Devlet Bahçeli'nin bu işlediği suç karşısında tüm savcılarımızı da göreve davet ediyoruz değerli arkadaşlarım. Bahçeli'nin açıklamalarından anlıyoruz ki ülkeyi yeniden 12 Eylül'ün o ülkücü solcu kardeş kavgasına çevirmek isteyen bir dil görüyoruz değerli arkadaşlarım. Ve bir şey daha biliyoruz ki Sayın Devlet Bahçeli'nin de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu dile dönmesindeki tek bir şey var. Tüm Türkiye'de özellikle de Ankara ve İstanbul'da anket sonuçlarının kötü gelmesi. Buraya tüm kamuoyunun dikkatini çekilmesini istirham ediyorum. Ankara'da, İstanbul'da, büyük şehirlerimizde Sayın Erdoğan'ı memnun etmeyen anket sonuçları geldiği için Sayın Bahçeli mafyavari bir dille genel başkanımızı tehdit etme hadsizliğine düşmüştür. Bir bildiri üzerinden başlayan tartışmayla kendi açıklarını kapatmak için Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bir vatanseverlik tartışması başlamıştır. Buradan Bahçeli'ye ve Cumhur İttifakı'na sesleniyorum. Bizim vatanseverliğimizi bir A4 kağıdı üzerinden hiç kimse ölçemez. Bizim vatanseverliğimizi bir bildiri üzerinden hiç kimse tartışmaya açamaz Sayın Bahçeli. Bu aklına kafana iyi girsin. Bakın bu provokasyonlar sonucu şehidimizin cenazesinde Sayın Genel Başkanımıza bir protesto oluştu. Bu Sayın Genel Başkanımıza Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bir saygısızlık değil. O gün o tabutta yatan fidanımıza bir saygısızlık ya. Onun ailesine bir saygısızlık. Şehidimizin anısına bir saygısızlık. Siz 3-5 puan fazla oy alacaksınız diye bu yapılanlar uygun mu? Şehidimizin babası, ailesi açıklama yaptı. Özgür Özel bizim evladımızdır dedi. Siz o şehidin babasından daha mı çok o evladımız üzerinde hak sahibisiniz de bu hadsizliği, bu protestoyu, bu provokasyonu yapma hakkını kendinizde buluyorsunuz. Sayın Bahçeli sokağa çıkamazsınız demiş. Sayın Bahçeli, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ve onun peşinde giden bizler olarak Türkiye'nin 780 bin kilometresinin her bir metrekaresinde yürümeye devam edeceğiz. Sokaklara çıkmaya devam edeceğiz. Halep oradaysa arşında Cumhuriyet Halk Partileri de burada Sayın Bahçeli. Bu partinin evlatları, Kurtuluş Savaşı mücadelesini vermiş Cumhuriyet Halk Partilileri, 7 düvele meydan okumuş Cumhuriyet Halk Partililer, Amerika'sından, Fransızından, İtalya'sından, İngiliz'inden korkmamış, onların askerlerinin postalı İstanbul'da gezerken Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış Cumhuriyet Halk Partililer, senin bu mafya bozuntusu ağzından, söyleminden korkmaz, korkmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve her bir ferdi onurla, gururla sokağa çıkmaya devam edecektir. Ama Sayın Bahçeli, sen Oslo'da Öcalan'a meşruiyet kazandırmaya çalışanlarla, Öcalan'a Sayın Öcalan diyenlerle, o katil başının, elebaşının mektubunu alkışlarla, okutanlarla, AK Parti'nin kurultayında Barzani'ye Türkiye seninle gurur duyuyor diye slogan atanlarla aynı yolda yürüdüğün için sen bu ülkenin sokaklarına utancından çıkamayacaksın ve tarihte senin bu kritik dönemdeki yaptığını affetmeyecek. Son bir sözüm de Cumhur İttifakı'nın kapısında dolaşanlara gelsin. O kapıdan acaba bizi de içeri alırlar mı diye. O kapının önünde dolaşanlar da şunu bilsin ki sizin ittifak yaptığınız Cumhuriyet Halk Partisi 2023'te bölücüyse bugün de bölücü. O gün Cumhuriyet Halk Partisi vatansever Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ise bugün de aynı Cumhuriyet Halk Partisi burada. Siz rüzgar gülü gibi kendi hamlelerinize bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf söylemek sizin boyunuzu, vatan sevginizi aşar. Herkes de şunu bilsin ki genel başkanımıza ya da bizlere yapılan hiçbir protesto umurumuzda değil. Gönüllüler artık al bayrağı sarılı vatan evlatları gelmesin. Bunun bir an önce önüne geçsin.
O eve düşen ateş, sizin alacağınız oy batsın. Oydan bir can, bir evlat, bir annenin gözyaşı, bir babanın yürek acısı o şehit tabutumuz. Bunun üzerinden daha fazla siyaset yapmayın. Dilerim bir daha bu açıklamaları yapmak zorunda kalmayız. Şehitlerimiz olmaz ama Cumhuriyet Halk Partisi şehitlerine son görevini büyük bir onurla, büyük bir gururla yapmaya devam edecektir. 5-10 çakalın protestosu bizi yolumuzdan geride döndüremez, geri adım da attıramaz. Kamuoyunu saygıyla selamlıyorum.